Merhabalar. Evet, çektiğimiz önceki videonun ikinci bölümü olarak bu sefer yaklaşık bir yıl gibi bir sürede Almanya'da ne gibi kötü tecrübeler edindik. Bunlardan bahsedeceğiz. Almanya'nın beğenmediğimiz yönlerinden, sanki öyle bir lüksümüz varmış gibi, beğenmediğimiz yönlerinden bahsedeceğiz. Bizim için kötü bulduğumuz özelliklerinden bahsedeceğiz. Videonun ikinci bölümüyle devam edebiliriz. Dilerseniz yavaş yavaş videoya geçelim. İyi özellikler videosunu da izlemediyseniz mutlaka izleyin. Evet, şu an şuraya bırakıyorum. Buradan Almanya'nın sevdiğimiz özellikleri videosuna, bu videonun birinci bölümüne yukarıdan ulaşabilirsiniz. Evet, bu videoya izin verirsen ben giriş yapmak istiyorum. Çünkü çok dertliyim. Gerçekten yani sözüm bittiği yerdeler ya, öyle bir durumdayım. Yaklaşık 4 aydır arabamız yok. Arabamız yok. Vallahi arabam yok. Arabası olmayan erkeği sadece annesi seviyor. Yaklaşık 4 yıl önce bir gün akşam bir yerden dönerken... 4 ay önce, 4 yıl önce değil. 4 yıl gibi geldi. 4 ay önce bir gün akşam bir yerden dönerken, bir yerde bir yemek yedik ve gece dönerken yağmurlu bir havada. Bir anda 80-100 km hızla geçerken otomatik vites boşa geçti. Gaz verdim. Gitmedi. Daha sonra biraz yavaşlayınca kendiliğinden vitese geçti falan filan. Bunun zaten arabanın problemi değil önemli olan. Önemli olan bu sürecin bu kadar uzaması. Arabayı götürdüm. 4 ay önce bıraktım. Nisan ayının başında, Mart ayının sonunda yani o süreler. Hala arabanın problemini çözemediler. Ve bu süreçte başımıza gelmeyen kalmadı. Sipariş ettiğimiz parçanın depozitosunu verdik. Kargoda kaybettiler. Sipariş ettiğimiz parça bozuk çıktı. Arabanın başka parçalarına zarar verdi. Fakat bunlar değil konumuz. Kaybolan kargo ya da arabanın başına gelenler değil. Bizim sıkıntımız Almanya'da usta olmaması. Ürettikleri arabanın tamiri için ustaya ihtiyacımız var. Fakat yani en azından biz denk gelmedik. Şimdi iyi ustalara da saygısızlık olmasın. Ama gerçekten böyle bir sıkıntı var. Şöyle, arabayı bilgisayara bağlayıp, arabanın hatasını bulup, kodunu görüp, yavaş yavaş ilerlemeye başlıyorlar. Adım adım. Yani şöyle özetleyebilirim. Bizim konumuzda otomatik vites arızasıydı. Yağ eksikmiş olabilir, yağını tamamlayalım dediler. Yağını tamamladık, gittik, olmadı. Bu sefer dediler ki, yağını ve filtrelerini komple değiştirelim. Tamam, değiştirelim. Verdik, komple değiştirdiler. Yine gitmedi problem. O zaman... şu parça arızalı, bunu değiştirelim. Tamam, değiştirelim. Onu değiştirdiler. Değiştirdik. Belki de aküden olabilir denildi. Akü değiştirildi. Olmadı. Aküyü tekrar geri verdik. Ondan sonra belki soketlerde arıza vardır. Hala aynı yerden sıkıntı alıyoruz dediler. Soketleri değiştirdiler. Tamir ettiler. Olmadı. Bugün arabayı en son... boyadılar. Belki renginde bir sıkıntı var. Yok, öyle değil ama gerçekten oraya kadar gidecek yani. Araba rengini beğenmiyor gibi. Bugün en son yani başka bir şeyden şüpheleniyorum. Böyle bir şey gelmişti daha önce başımıza deyip başka bir yola girdik. Benim en büyük derdim gerçekten çözüm odaklı, nokta atışlı bir ustanın olmaması. Evet. Benim arabamın problemini bizim Türkiye'deki ustamız söyledi. Aynen. Ben telefonla aradım. İsmet abi selam. İsmet abi böyle böyle bir şey oldu. Bu ne dedim? Kral %95 şu hatadan diye samimi bir şekilde bize geri dönüş yaptı. Ve yapılan testler sonucunda gerçekten de o çıktı. Ama ona rağmen bozuk parçadan dolayı başka şeylere neden oldu. Ve şu an onu bulmaya çalışıyorlar. 4 aydır arabamız yok. Uzun lafın kısası. Çok dertliyim. Bu konuda gerçekten 50-55 dakika sabaha kadar konuşurum yani. Ayrı bir video. Ayrı bir video olur. Eğer isterseniz de yorumlara belirtirsiniz. Yaparız. Ama uzun lafın kısası usta eksikliği. Nokta atışı yapan, her işten anlayan, en azından kendi işinden anlayan bir ustanın olmaması. Ve kendi ürettikleri arabalar yani. Alman arabası. Bizim arabamız Mercedes. Alman arabası. Fakat... tamir edemiyorlar yani arabanın problemini bulamıyorlar. Benim en dertli olduğum şey bu. Ve gerçekten hayattan soğutuyor yani. 4 aydır sürekli şu şekildeyiz. Pazartesi arabayı gel al.
İşte Serkan pazartesi gidiyor, yetişmedi, cuma gel al. Cuma gidiyor, yok olmadı, pazartesi gel al. Ve insan sürekli hani hevesle, mutlulukla, umutla uyanıyor. Ve gidiyor eli boş dönüyor, gidiyor eli boş dönüyor. Gerçekten artık son zamanlarda böyle psikolojimiz bozulup artık yani Almanya'dan soğuma noktasına geldiğimiz anlar oldu, olmadı değil. Gerçekten çünkü ben hatırlıyorum Türkiye'de sen gidiyordun mesela sabahtan. Arabayı yaptıracağım diyordun. Akşama geliyordun. En fazla ertesi günü. Aynen. Ve bu gayet normal ve şey süreç. Bir şeydi benim için. Aynen. Araba yıkatmak gibi bir şey yani. Aynen. Yani burada dördüncü aydayız artık ve hani sorunu da bilmiyor. Hı-hı. Dolayısıyla yetkinliğinden de şüphe etmeye başlıyoruz ama başka gidebileceğimiz biri de yok. Hı-hı. Vesaire. Gerçekten bu tarz şeyler birazcık can sıkıcı oluyor. Hatta birazcık değil bayağı can sıkıcı oluyor. İlk madde bu. Yani bu tek bir kişiden de bu arada bir yaşanmış bir tecrübe değil. Araba toplamda 4 farklı ustaya gösterildi. Ve hepsi şunu deneyeceğiz, bunu deneyeceğiz. Hı hı. Şundan da olabilir, bundan da olabilir. Yani kesin net nokta atışı, işi bilen bir ustanın olmaması yok diye tek bir tecrübeden bahsetmiyoruz hı hı genel olarak. Hı hı. İkinci maddemiz de şu, hatta aklıma geldiği için not ettim onu unutmayayım diye. Kargo. Gerçekten hani Türkiye'de hep dalga geçiliyordu ya kargoyu fırlatıp gidiyorlar falan hiçbir şekilde bırakmıyorlar diye. Aynı durum burada da var yani hiç değişen bir şey yok. İnternetten sipariş edip de gerçekten elimize ulaşan kargo sayısı çok azdır. Evet. Evdeyiz çıkmıyoruz bir bakıyoruz aşağıya not yapıştırmışlar sizi evde bulamadık gidin kargo istasyonundan kargonuzu alın vesaire diye. Yani gerçekten bu konuda da bir sıkıntı var ve 2-3 defa şikayet de oluşturduk. Evet. Evde olmamıza rağmen kargomuz gelmedi vesaire diye. İşte kaybolan kargolarımız da oldu. Hı hı. Bu konuda yani gerçekten burada da sıkıntı var. Evet ya da yani sadece aşağıya gelip evde yoksunuz deyip yazı yapıştırıp gitmekten değil. Evde olmamıza rağmen mail alıyoruz. Size iletilemedi. Kodunuzla gidip paket istasyonundan hı hı alabilirsiniz diye. Aşağı iniyoruz posta kutumuzda. Öyle bir kod yok. Yani hiç adrese gelinmeden evet direkt istasyona bırakılan, kağıdı birkaç gün sonra postayla gelen durumlar da yaşadık. Özellikle son zamanlarda böyle son evet bir ayda çok fazla kargo problemi yaşamaya başladık. Belki de bizim buraya bakan, bizim adresimize bakan kişilerdir. ama çok büyük problem yaşadık yani. Kargomuzu kaybettiler. Yani 230 euroluk bir ürünün olduğu kargomuzu kaybettiler. Ve bir diğer noktaya geçebiliriz aslında. Hı hı. Aynen kargolarla ilgili gerçekten sıkıntı var. Bir diğer nokta da gerçekten Almanya'nın yemeklerinin olmaması. Yani yemek kültürünün olmaması. Patates, şinitzel, bira dışında. Evet. Hiçbir şekilde sosis dışında. Hı hı. Gerçekten artık böyle gına geldi. Buruma kadar geldi Zeynep. Bana gına getirdi, buruma getirdi Zeynep. Yani şöyle bir şey var. Şimdi Almanya'nın yemekleri kötü demiyoruz. O ayrı bir şey. Almanya'nın yemekleri kötü diyebilirsin mesela. Almanya'nın yemekleri yok. Yani kötü değil. Yemek kültürleri yok. Buradaki yemek kültürü Alman arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Onlar da kabul ediyorlar. Brot dedikleri, brötchen dedikleri, ekmekler. Ekmek. Biz sizin yemeğiniz ne arkadaşlar? Yani sizin meşhur ekmeğiniz, yemeğiniz ne diye soruyoruz. Ekmek, brötchenlerimiz. Çok fazla çeşit, gerçekten 200 çeşit yemek, ekmek var. Fakat Gizem'in saydığı bu 3-4 yemeğin dışında gerçekten okulda hiçbir böyle. Şey okulda haftanın 3 günü aynı yemek sosis, gelebiliyor patates. Yani. Evet, sosis, patates. Zaten o her gün var da. Böyle mesela bir gün mercimek yemeği, öbür gün mercimekli başka bir şey falan gibi atıyorum. Böyle ama variantlar. Hepsinin tadı bir şekilde evet, aynı. Evet evet. Hepsi böyle bir kırmızı bir sosu var. Evet. Ve böyle bir lahana tadı gibi bir tat geliyor. Ve hepsi böyle ekşi, tatlı. Öyle bir şey. Evet. Almanya'nın yemek kültürünün olmaması. Hı-hı. Ve gerçekten bizim de yemek sistemimiz değişti. Yani Türkiye'deyken gerçekten sebze ağırlıklı beslenen, işte düzenli olarak pazara giden ve oradan sebze meyve alan bir çifttik. Yani buraya geldik işte sürekli sosis, patates, ekmek, sosis, patates, şinitzel, evet, ekmek vesaire. Gerçekten bu durum birazcık can sıkıcı bence. Evet, hatta bu konuda haftanın neredeyse 4-5 günü spora gidiyorum ben. Hı-hı. Fakat hani beslenme alışkanlığımız değiştiği için dikkat etsem daha iyi.
çok çabuk sonuçlar alamıyorum. Bu mesela biraz can sıkıyor. Ve öyle olunca da daha farklı şeylere yöneliyorsun. Mesela düzgün şeyler yemediğin için evet. içinde tatlıydı bilmem neydi. Ve ulaşması da kolay olduğu için iyi gözellik gibi oldu da öyle değil aslında yani. Daha kötü şeylere evet. sağlık açısından kötü bir yöne yönlendiriyor. Aynen. Alkoller çok ucuz. O yani gerçekten kötü mesela. Evet, 1 euro. 1 euro ya, o 1 eurodan başka mesela bira almadık yüksek, herhalde evet, değil mi? 1 euro arası yani. Evet, bir diğer özellik birazcık sen bahsedebilirsin belki. Evet. Sen İstanbul'da arkadaşların hayalinde olan bir özellik ama gerçekten kötü. Biz alıştığımız için bize kötü geliyor diyelim. Otobüslerde bütün koltuklar doluysa ve koridorlarda insanlar, mesela arkasının boş olması önemli değil. Şoföre en yakın olan kişi eğer şoföre çok yakınsa otobüs dolu deyip, boş yerler olabilir, ilerleyin biraz falan gibi bir şeyler olmadığı için otobüs biraz doluysa hiç durmadan geçebiliyor ya da size duruyor. Sadece yolcunun inmesine izin veriyor. O kişi iniyorsa ben de binebilirim diye düşünüyorsunuz. Fakat ön kapıyı açmıyor. Otobüs dolu diyor ve gidiyor. Bu gerçekten evet. birkaç defa derse gecikmemize, aynen. gideceğimiz koştur, yere gecikmemize koştur. Neden oldu. Kötü bir özellik bence. Evet, yani böyle tek düze birkaç kişi varsa eğer otobüsün içinde ayakta duran onu dolu olarak algılıyor. Yani Türkiye'de olsa özellikle yani zincirli kuyu falan 100-200 kişi daha sığar o otobüse ama evet, evet. almıyorlar burada. Evet. Devam edelim. Benim araya gireceğim, aklıma gelmişken tamam. unutmayacağım. Burada yazmıyor notlarımız içinde. Tamam. Birazcık pratik zeka. Ha, ben onu not aldım. Aldın mı? Okey. Ama yine de o zaman araya gireyim. Söyle evet. Arkadaşlar bizim Instagram'da bir tane videomuz var. Reels'imiz var. Biz buraya geldik. Belli bir süre içinde bozuk paralar biriktirdik. Hala da biriktiriyoruz. Benim en böyle herkese anlattığım anım hikaye. Bu yani hikayemiz. Böyle bir poşet dolusu bozuk parayla bankamıza gittik. Bizim maaşımızı aldığımız. Burada kredi kartı müşterisi olmadığı olduğumuz. İçin yani yaygın olmadığı için müşterisi olduğumuz bankaya gittik. Ve bankaya girdikten sonra selam verdik. Ve danışmaya size bir şey sorabilir miyim dedim. Elimde bu arada hala da o poşetin içinde, şeffaf poşetin içinde bozuk paralar duruyor. Tümletmek kelimesinin Almancası aklıma gelmedi. O fiil aklıma gelmedi. Bunları nasıl yapabiliriz? Bunları nasıl yapabilirim gibi oldu cümle. Gibi bir şey oldu ama böyle gösteriyorum yani. Wie kann man das machen gibi oldu yani. Evet. Zaten o bozuk paralarla yapabileceğim bir tek eylem var. Yani onu başından aşağı dökmeyeceğim ya da bunları nasıl size hediye edebilirim demeyeceğime göre bir tek özellik ya da yapabileceğim bir tek eylem kalıyor. O da o parayı kağıt paraya çevirmek, tümletmek. Yani bunu düşünmek bu kadar zor olmalı ve böyle yaklaşık 30 saniye falan hiçbir şey anlamadan böyle baktı. Yani biraz pratik zeka diğer maddemiz olabilir. Evet, bu maddeye eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yani evet hiçbir şekilde pratik zekaları yok diyebilirim ben de. Ve şey net olarak kesinlikle yapmak istediğin şeyi söylemediğin takdirde onu işte yorum yapıp bir anlam çıkarmıyorlar ve suratınıza çok boş boş bakıyorlar. Öyle olunca siz de daha fazla kendi içinize kapanıyorsunuz. Söyleyeceğiniz Almanca bir şey varsa onu da unutuyorsunuz. İyice böyle işte sesiniz titriyor vesaire, stres vesaire oluyor. Anlamıyorlar yani ya da bilmiyorum anlamak istemiyorlar. Gerçekten şey yok hani Türkiye'de bakarsın ve şöyle bakmanla bile anlaşılır yani evet. ne yapacağım. Ya da işte biri sana der ki tamam ben o senin işini hallederim. Evet, sen evet. git vesaire der. Burada hiçbir şekilde o tarz işlemler yok yani. Şey gibi abla poşetleri buraya bırak aynen. sen işini hallet. Ya, öyle bir şey değil de yani şöyle bir örnek daha verelim mesela daha anlaşılır olması için. İnternet ödeme sistemimizi değiştirdiğiniz için bize mail geldi ödemeniz alınamadı diye. Buradaki şubesine gittik internet sağlayıcısının. Ve orada bize sonunda sustu. Orada bize şey dediler. Tamam değiştirdik. Pardon eski ödeme sisteminizi sildik. Yeni ödeme sisteminizi tekrardan sisteme girebilmemiz için 3-4 güne ihtiyacımız var. Güncellemenin tamamlanması için.
10 gün sonrasında size randevu verelim. Gelin yeni banka bilgilerinizi girelim. Eski tamam dedik. Sildiler. Yeniye girmek için 10 gün ihtiyaç evet, var. Evet. 10 gün sonrasında randevu verdiler. Herhangi bir problem olmayacak. Yani bu süreç içinde tekrardan ödenmediğine dair bir mail almayacağımızı söylediler. Tamam dedik, dışarı çıktık ama Gizem'e dedim ki yani Türkiye'de olsak abla siz numaranızı bırakın. Ben bunu zaten hallederim günü geldiğinde deyip yani bazen böyle pratik şeylere insan gerçekten ihtiyaç duyuyor. Yani çok kolay çözüm bulunabilecek şeyler. Böyle bazen kabus haline, problem haline gelebiliyor. Bu kesinlikle şey değil. Zaten klişeleşmiş olan Almanya bürokrasisi falan filan değil. Onunla ilgili değil yani. Bu sadece günlük yaşam içerisindeki birazcık pratik zeka ve kardeşim dediğimiz, yakındığımız anlar. O bürokrasiyle ilgili de aslında tekrardan bahsedecek olursak bir diğer özellik de gerçekten kağıt işleri. Evet. Gelmeden önce çok fazla Almanya'da yaşayan insanlar bu durumdan yakınıyordu. Ve biz ikimiz de Türkiye'deyken diyorduk ki yani hani gerçekten başka derdiniz mi yok? Almanya'ya bir gidelim de o kağıtlar gelsin yani. Her gün 10 tane gelsin falan diyorduk. Ben her gün alırım diyordum yani. Aynen. Yani gerçekten başka derdiniz mi yok falan diye kızıyorduk insanlara. Ama bir yılın sonunda şöyle falan kalınlıkta bir dosyamız evet. var. Mavi dosya böyle ayrı ayrı işte şeyler bölümlerden oluşuyor. Ve sürekli şey geliyor. Belge geliyor. Sürekli korktuğumuz için atamıyoruz da. Ve o böyle bir karışıklık şey yaratıyor böyle. Bütün evde yani her çekmeceden bir kağıt. Dağınıklık ya. Aynen. Her çekmeceden bir kağıt çıkıyor yani. Gönderdikleri belgeler de önemli değil. Gerçekten gidip işte atıyorum. İnternet sağlayıcımızla konuştuk. Onunla ilgili şey atmışlar, belge atmışlar. Yaptığınız görüşmeden memnun kaldınız mı şubemizde? Bizi puanlayın. Ya da zaten şöyle, yaptığımız işlemi tekrardan bize anlatıyorlar. Mesela ödeme sisteminizi değiştirdik. Zaten tamam. değiştirdik. Aldık orada da kağıdımızı başarıyla sonuçlandı diye. Sonra bir de onu postayla gönderiyorlar. Ve böyle yani postanın içinde bir de sizden geri dönüş bekleyen bir şey varsa eyvah o zaman yandınız yani. Hadi. Tekrar, cevap versene. Yani böyle darlayan sevgili gibi sürekli mektup. Yani sigorta şirketi değiştirdik. Bilgilerimizi doğru almış mıyız? Banka bilgilerimiz doğru aldık mu? Aldık ama. Girdik ama bakın yani doğru mu bunlar falan diye 10 tane kötü. Mail aldık. Ve 2 kişi olduğumuz için. Mail değil belge. Evet belge aldık, posta aldık. İki kişi olduğumuz için iki defa bunlar. Hani posta kutusuna her gün elimize atıp bir şey var mı? Umarım bir şey yoktur deyip. Evet. En son attım yani artık. Yapacak hiçbir şey yok yani. Atınca evet. rahatladım. Gerçekten kötü bir özellik. Hafife alınacak bir özellik değilmiş yani. Baş ağrıtıyor. Evet aslında bu sadece şey değil yani. Pratik olan şeyleri kağıda dökmek. Mesela belki burada küçük bir not bırakabilirim buraya. Biz o kadar çöp ayırıyoruz. Mesela evet. plastik, kağıt, işte mesela bir ayran kutusunun dışı kağıt, içi plastikse onu ayırıp ayrı ayrı yerlere atıyoruz. Kapağı jelatinse mesela, alüminyumsa onu farklı yere atıyoruz. Biz bunlarla uğraşırken her gün ortalama her gün 2 sayfa kağıt gelmesi demek aslında çok da sorumluluğu doğru. bizi yüklemenin, tabii ki de sorumluluk alacağız ama çok da anlamlı olmadığını göstergesi gibi geliyor bana. Evet, bir diğer konumuza devam edelim. Maddemize geçelim. Ne kadar olumsuz özelliği varmış. Evet. Bir de şöyle bir şey oldu. Bu olumsuz özellikler özellikle bende birinci yıl bittikten sonra ortaya çıkmaya başladı. Yani sanki bir yıl böyle çok güzel bir şekilde geçti. Ve bir yıldan sonra birazcık böyle olumsuzluklar daha çok gözüme batmaya ya da karşıma çıkmaya başladı. O yüzden belki de birazcık daha doluyuz şu an. Valla ben olumsuzluklara rağmen tabii, öyle rahatım. Tabii. Yani öyle bir durum var. Ona bir şey dediğim o yok. O konuda yani bizim tecrübemiz tabii ki yine. Evet. Yine farklı tecrübeler, kötü tecrübeli tecrübeler etmiş arkadaşlara da saygısızlık olmasın tekrardan. Saygısızlık olmasın. Videomuzu yapabiliriz. Saygısızlık olmasın. Ceketimi çıkartabilir miyim? Evet. Bir diğer kötü özellik de nasılsın sorusuna uzun uzun cevap verip
bize nasıl olduğumuzu sormamaları. Bunu evet. bir 4-5 defa yaşadık herhalde. Biz hep hani hemen karşılaştığımızda Bill Gates falan diye soruyoruz. Ve güzel okuldan geldim, şunu yaptım, bunu yaptım falan deyip yollarına devam ediyorlar. Sen böyle içeriden yükseliyorsun şimdi bana soracak. Ben de şunu söyleyeceğim. Bugün bunu yapmıştım falan. Olmuyor. Ya deyip böyle geçiyor. Uzaklaşabiliyorlar. Evet. Yani Max Good deyip aynen. Ciao. Öyle kaybolabiliyorlar. Var böyle, böyle bir şey bilmiyorum. İçinde kalıyor o cümleler. Kalıyor evet. Ya yapılar. Tam olarak aslında ilk videonun aynı özelliklerinin zıtlarını da söylüyoruz burada. Evet. Saygı çok fazla. Hı hı. %90 saygılılar ama %10'luk böyle. Evet. Belki de saygısızlık olarak algılamıyorlar bunu. Olabilir. Düşünmüyorlar. Hı hı. Ama biz böyle bekliyoruz mesela. O şimdi beni soracak. Ben de bugün neler yaptıysam onlardan bahsedeceğim. Gününü tamam, şöyle anlatırım. Şu yapıyı kullanırım. Almancamı şöyle coşturum falan. Gidiyor. İçinizde o kalıyor yani. Hı hı. Öyle. Evet. Bir diğer özellik. Eğer ki biz yardım istemezsek gerçekten karşı taraftan bir teklif gelip de yardım etmiyorlar. Yani bu iyi bir özellik olarak da sayılabilir aslında ama yardıma ihtiyacınız varsa işte atıyorum yolda giderken kayboldunuz ve o dışarıdan da görülebiliyor ya da başka bir şekilde yardıma ihtiyacınız var, kapıyı tutma, eşyaları taşıma falan. Siz net bir şekilde yardım istemezseniz gerçekten yardım etmiyorlar. Evet. Bu dediğim gibi iyi bir özellik olarak da algılanabilir. Belki hani kültür farkıdır belki de yani. Kesinlikle zaten evet. Hı-hı. Kültür farkı. Hani o stres anında belki de benim şu an araya girmeme ihtiyacı yok ve bunu istemiyor diye algılıyor olabilir ama bazen de bu şey yapıyor. Üzüyor yani. Evet, bu kadar basit de değil aslında. Senin Hı-hı. verdiğin örnek biraz böyle basit. Günlük hayatta mı? Mesela düşseniz de sokakta düşün. Siz böyle etrafa bakıp yardım dilenen gözlerle bakmazsanız etrafa koşa koşa gelmezler. Hı hı. Birkaç kişi ilk önce olayın ne olduğunu anlamaya çalışıp böyle yani eğer ki orada 3 kişi varsa belki bir tanesi sizinle ilgilenebilir. Hı hı. Mesela benim başıma böyle bir şey geldi okulda. Hı hı. Bir tane çocuk merdivenlerden düştü 4-5 merdiven aşağıya yuvarlandı ve okulun göbeğinde oldu yani 100 kişi var. Kimse dönüp bakmadı. Ben böyle kültür şeyiyle vay kardeşim koşa koşa gittim ve böyle iyi misin yardıma ihtiyacın var mı falan dedim ve böyle sanki ben ayıp bir şey yapmışım gibi hayır, iyiyim dedim. Falan filan dedim böyle yani yardımına ihtiyacım yok falan tamam yani bir şey demedim yani bu da farklı bir örnek tamam. olabilir belki. Bir diğer özelliğimiz birazcık detay bir özellik yani çok küçük bir özellik ama bunu 3-4 defa yaşadık. Biz alışverişe gittiğimizde genelde orada çok uzun duruyoruz yani. Her şeye 50 saat baktığımız için ve susuyoruz. Bu benim için bir sorun değil. Ama Serkan susadığı an suyunu içmek zorunda. Evet arkadaşlar ben 2 yaşında bir çocuk gibi susadığım zaman su içmem lazım. Çişim geldiği zaman da tuvalete gitmem lazım. Yani bu benim için öyle. Böyle bir alışkanlık. 29 yıldır değiştirmedim. Bundan sonra da değiştirmeyi düşünmüyorum. Hı hı. Almanya değil, Amerika'ya da gitsem, başka bir yere de gitsem bundan vazgeçmeyeceğim yani. Ve bu ayıp bir şey değil bence yani. Su, yani bir rahatsızlığım da olabilir. Anında suya ulaşma isteğim de olabilir. Ve markette alışverişimiz bitmeden bir tane suyu alıp içiyoruz. Açıyoruz ya da mesela. Açıp içiyoruz falan. Gerçekten kasaya gittiğimizde kötü gözlerle karşılaştık 2-3 defa sonra artık yapmamaya karar verdik. Tabii ilk geldiğimiz zamanlar bu arada. Yani bakıyor işte bu su şeymiş. Yarınmış. Su şişesi yarınmış yanlış almışsınız falan deyip aşağı atmaya çalışıyor. Ya da biz işte yok yok biz açtık içtik falan dediğimizde bunu yapamazsınız izniniz yok. İşte alışverişi daha yapmamışsınız ödemeyi evet. daha yapmamışsınız falan diye sert sert laflarını söylüyorlar yani. O yüzden bu özelliğimizden vazgeçtik. Artık suyumuzu evde içiyoruz. Ya da yanımıza alıyoruz çocuklar. Ya bunu aslında pratik zeka maddesine de, pratiklik maddesine de eklenebilir. Eklenebilir. Ziyade olsun deyip tamam yani geçersiniz. Yani ödeyeceğiz eğer mi? Ki öyle bir zaten kredi kartımın o an çalışmaması yani banka kartımın o an işlevini yerine getirmemesi ya da yanımda bozuk para olmaması durumunu farkındaysam zaten alıp o suyu açıp
içmem yani. Ya da su 200 euro değilse alıp da ki değil. Yani onu alıp da açıp kendime güvenmesem öyle bir şeye. Yani bu düşünülebilir yani. Evet. Olabilir. Acil bir durum olmuş olabilir. Boğazıma bir şey kaçmış olabilir. Tabii böyle bir şey olmadı ama olabilir de yani. Biraz daha pratikliğin içine de birbirine göz kırpacak maddelerimiz de mevcut. YouTube'da böyleyiz. Evet. Aa, evet. Bu madde de güzel. Çok yani... iyi çalışmışız bu arada. Aa, evet. Bir şey sorduğunuzda özellikle markette ya da alışveriş merkezinde işte vesaire gerçekten bir şey sorduğunuzda daha fazla soruyla karşılık verip hem sizin kafanızı karıştırıyorlar hem de sizin zamanınızı yiyorlar. Biz yani elektronik işte malzemeler almaya gittiğimizde falan ya da AVM'de bir şeyler arıyorken işte şu nerede ya da işte bu makine oluyor mu? Şu şekilde çalışıyor mu? Bu çalışır mı, yıkanır mı, makineye atılır mı falan filan diye sorular sorduğumuzda işte bununla ne demek istiyorsunuz? Hangi makineyi kastediyorsunuz? Evet, evet. Nasıl yıkanır mı falan filan gibi ya da o yetmiyor. Hiçbir şekilde zaten sorduğumuz kişi cevaplamıyor. Ben bir başka birine sorayım deyip mağazada dolaşmaya başlıyoruz. Sonra onlar toplanıp şefine gidiyorlar hep beraber. Şef geliyor. Ondan sonra şef telsizle birileriyle konuşuyor. O da yetmezse bir telefon açılıyor falan. Yani bu çok ufak bir şey bu arada. Yani çok böyle büyük bir şey gibi anlatıyoruz ama çok büyük, çok küçük bir detay. Ben örnek vereyim mesela. Türkiye'deyken heves ettim. Bu bir televizyon markasının şimdi çok büyük bir sayfa olduğumuz için söyleyip reklam vermeyeyim. Bir televizyon markasının böyle sahneyi arkasına ışıklarla yansıtan yani sahnenin devamı gibi gösteren bir televizyonu vardı. Onu almaya gittik biz buradaki teknoloji marketine. Ve şey dedim, PlayStation'lar ne tarafta? Televizyonu sorduktan sonra bu arada. Televizyona bakacağız. Aa, PlayStation'da mı alacaksınız? Bir dakika falan deyip böyle birbirleriyle konuştular. Eğer televizyonunuzu PlayStation'la kullanacaksanız sizin için en iyi şey bu. Eşleşme şu televizyon. Gelin bakın bundan vazgeçin. Bilmem ne falan. O ona sordu, o ona sordu. Bir televizyon için 1,5 saat falan bir süre harcadık ve başka bir televizyona geldik yani. Onlar öyle yani dedi. Yeter, yeter artık. Yeter ki bir bırakalım da televizyonumuzu alıp eve gidelim deyip. Bazen böyle uzayan süreçler olabiliyor. Ya da mesela bir makinenizin kahve makinesi, çay makinesi ya da kettle diyebilirim. Bir temizleyici bir şeye ihtiyacınız var mesela. 2 saat arkasını okumalar, yok o mu buna, o, bu ona mı, o mu buna uyuyor falan filan böyle. Yani biraz uzayabilir. Evet. Ve biz artık şey yapıyoruz, aman boş ver sormayalım gel. Evet, deyip evet. Uzaklaşmaya başladık. Kendimiz bakıp anlamaya çalışıyoruz. Kendim bakıp anlamaya çalışırım aslanım neymiş. Bir diğer maddemiz, maddeler bitmiyor. Evet. Bu gerçekten önemli ama sonradan anlayabildiğim bir şey. Kelimeyi doğru bir şekilde telaffuz etmezseniz asla ve asla anlamıyorlar. İçim şişti. Yani ben arkadaşıma mesela dedim ki işte hafta sonu Dresden'e gideceğim dedim ve Dresden dedim. Türkçe yazıldığı Dresden gibi okudum. Ne? Dresden falan oldu böyle. Ondan sonra Dresden dedim bir daha. İşte sonra müzeyum falan filan dedim. İşte çok fazla müzeler var bilmem ne falan. Aa, Dresden dedi. Kaldım böyle. Aa, Dresden. Evet, Dresden yani. Gerçekten anlamıyorlar. Ama birkaç defa şöyle bir şey de yaşadım. Gerçekten Almanlar Türkçe bir kelime telaffuz etmeye çalıştıklarında işte Manavgat'a gitmiştik mi demişti o kişi. Manavgat falan öyle bir şey dedi. Gerçekten ben de anlamadım yani. Biz sonra de yaptık, intikamımızı aldık diyormuş. Ne? Manavgat? Manavgat olmasın falan. Direkt Türkçe karşılık verip. Ama gerçekten hiç anlamıyorlar yani. Hiç anlamıyormuş gibi davranıyorlar. Bir de öyle de davranıyorlar. Evet. Yani yine bir o ilk videodaki dil saygısını zıttı olarak burada da bundan bahsedebiliriz. Tamamen doğru konuşmanızı beklediği anlarda oluyor Almanların. Evet. Son olarak bir maddemiz kalmış. Ondan bahsedip artık videoyu bitirebiliriz. İnşallah çok karanlık olmamıştır bu arada. Olmamıştır ya. Ama şu cırcır böceği bir tık
kulaklarınızı tırmanlamış olabilir. Bu da Almanya'daki sessizlik videosunun sessizlik olumlu maddesinin zıttı olarak görüyorsunuz, yani dersimize çalışıyoruz. Son özelliğimiz hayatın ve yaşamın birazcık tek düze gitmesi. Evet. Bunu özellikle birazcık ben deneyimledim diyebilirim. O hani klasik Almancıların ya da işte gurbetçilerin kendilerini nasıl denmesini istiyorlar bilmiyorum. İşte hayat çok tek düze, gerçekten çok sıkıcı falan diyorlardı ve şey yapıyorduk, yani ne kadar sıkıcı olabilir yani Almanya'da falan diyorduk, ama gerçekten hak verdiğimiz anlardan biri hayatın birazcık tek düze ilerlemesi. Monoton ama olmak, evet. Belirli dönemlerde. Mesela Nisan'ın ortasında, işte şu an Temmuz'un sonuna geldik, bizim okul dönemimiz vardı. Ve bu dönemde gerçekten okul ve iş dışında hiçbir şey yapamadık. Evet. Hatta bulunduğumuz şehirden hani dışarıya çıkıp başka bir şehre gidip alışveriş bile yapıp geri dönemedik. Çünkü çok sık gidiyoruz alışveriş yapmaya, burada her şey olmadığı için. Onu bile yapamadık yani. Bir saat uzağımızdaki Nürnberg'e bile gidemedik. Gerçekten birazcık böyle monoton ilerleyen bir süreç var belirli dönemlerde. O işte çalışma ve 3 haftalık izin, işte 11 ay çalışma ve 1 aylık izin kısmı birazcık doğru diyebilirim. Yani ve günler gerçekten çok birbirinin aynı gidiyor. Okul, iş, ev. Okul, iş, ev vesaire. Türkiye'de böyle değil yani. Bir AVM'ye gidiyordun ve o günün değişik geçiyordu. Atıyorum dışarıya çıkıyordun, birazcık daha değişiyordu. Bir şey oluyordu yani. Hep böyle bir kaos, bir şeyler vardı. Burada o yok gerçekten, yani çok tek düze, hiç günlük hayatın akışında değişen bir şey yok. Bunu kötü özellik olarak söyleyebilirim. Bir yılın sonunda gerçekten böyle ufak ufak, özellikle bu dönem birazcık sıkıldım. Çünkü hiçbir yere gidemedim, gezemedim. Kendime zaman ayıramadım. Bir yay burcu olarak. Tabii. Yay burcu olarak gezemedim. Yani tabii ki okulun yoğun olması ve bir öğrenci olarak da, yurt dışından gelen bir öğrenci olarak mutlaka çalışmak zorundasınız. Evet. Bunu da göze almak gerekiyor buraya gelirken. Eğer ki ailenizden maddi bir yardım almıyorsanız vesaire, ki hani almak da hani çok mümkün değil artık. Kurların değişiminden dolayı. Aynen, mutlaka bir öğrenci burada çalışmak zorunda. Ben öyle düşünüyorum. Yani bunu göze almak lazım. Özellikle öğrenciler buraya üniversite okumaya gelecekler. O çalışma temposuna da kendilerini alıştırmalılar. Alman öğrencilere baktığın zaman mesela onlar çok aktif. Evet. Hafta sonu yürüyüşe gidiyorlar. Şurada parti vardı, ona gittim. İşte burada göle yüzmeye gittim vesaire. Bizde o olmuyor. Gerçekten hafta sonu çalışmak zorundayız. Çünkü hafta içi okula gidiyoruz. Bu olumsuz bir özellik ama en azından şunu biliyoruz. Geçici bir süreç. Evet. Bir sene, iki sene daha bu şekilde sürmek zorunda. Yapacak hiçbir şey yok. Sonrasında daha olumlu, daha güzel bir sürece evrilir diye umuyoruz. Evet, aslında bu konuda benim de söylemek istediğim şey, burada burada yaşayan insanların söylediğinin aksine sosyal hayat yok diye bir şey yok. Sosyal hayat çok aktif. Gün içerisinde bizim yaşadığımız gibi 60-70 bin kişilik bir şehirde bile birkaç yerde birkaç farklı etkinlik var. Yani çok fazla etkinlik var. Evet. Çeşitli etkinlikler var. Fakat en azından bizim gibi yabancı öğrenciler için ya da böyle çalışan kişiler için, bu şekilde hayatını devam ettiren kişiler için bunları yapmak için zaman yok. Zaman yok. Evet. Yani Gizem'in söylediği gibi bizim Nisan'dan bugüne kadar işte önümüzdeki 2-3 gün içinde bir Nürnberg'e gideceğiz. O günü iple çekiyoruz. Evet. Çünkü şeyden dolayı değil bu arada. Hani gidemedik, işte çok şey, imkansız falan. Böyle bir şey değil. Zaman sıkıntısından dolayı. Yani sosyal hayat yok falan gibi bir şey değil. Sadece mecburiyetten dolayı o monotonluk maratonunun içine girmek zorunda kalıyorsunuz. Bu belki bir olumsuz özellik olabilir. Ayrıca şunu da çok küçük bir not olarak, mesela burada öğrenci olarak şöyle bir şeyiniz var. Ben bunu olumsuz bir özellik olarak görüyorum. Buraya geldiğinizde her yıl göstermeniz gereken bir bloke hesap tutarı var. Evet. Eğer bu bloke hesap tutarını göstermek istemiyorsanız aldığınız maaşın bordrolarıyla, gelir belgelerinizle bunları kanıtlayabilirsiniz. Bu şekilde de kabul ediyorlar. Fakat
80 saatten fazla çalışamıyorsunuz. Ve öğrenci olarak öğrencilerin %70'i kendi alanından bağımsız işler yapmak durumunda ve böyle yerlerde de genelde hani kendi alanlarından daha düşük ücretler kazanıyorlar ve bu 80 saatle böyle ucu ucuna gösterebiliyorsun yani. Evet. İşte şu andaki tutar galiba 934 euro gibi, evet, bir şey, değişmediyse bakarım yine, eğer değiştiyse yazarım. Ama zaten yani bir öğrencinin ortalama olarak, yabancı bir öğrencinin kazanabildiği 80 saat çalışmayla 1000 euro civarında. 900 kesintiyle beraber belki 900. Yani hiçbir şey yapmaman lazım ya da tam olarak her ay 80 saat çalışabilmen lazım ki bu parayı gösterin. Bence bu kötü bir özellik. Kesinlikle. Hem öğrenciden bunları her ay, her yıl bunları bekleyip hem de bir çalışma sınırı koymak. Tabii ki bu önemli bir şey. Hı-hı. Hani okul için geliyorsun buraya. Asıl yani, amacın okul. O da var. Tabii ki de sen buraya çalışmaya gelmiyorsun ama en azından bir zıtlık, biraz daha böyle orta yol bulunabilir. Mesela arttı bu arada biraz süreçler, tabii ki şeyler, çalışma süreleri. Hı-hı. Fakat yine de bu çelişki de olumsuz, hı-hı, olarak, olumsuz bir madde olarak sayılabilir. Hı-hı. Evet. Son madde önemliydi gerçekten. Dediğim gibi öğrenci olarak gelmek isteyenler varsa bu çalışma ve okul hayatını bir şekilde düzende ve dengede tutmaları gerekiyor. Ha deyince Türkiye'ye gidemiyoruz, tatile gidemiyoruz. Hep bir şeyleri önceden planlamamız gerekiyor. Ama dediğimiz gibi geçici bir süreç, yarısını atlattık yolun. Geride bir yarısı kaldı. Şimdilik edindiğimiz tecrübeler bunlardı. Ortalama bir sene içinde yaşadığımız olumsuz şeyler bunlar. Tabii ki birazcık arada detaylar da vardı ama aklımıza bunlar geldi. Aklımıza gelen her şeyi de söylemeye çalıştık. Onun dışında da sizin aklınıza gelen, bu konuyla ilgili de video yapın dediğiniz örnekler varsa onları da duymaktan mutluluk duyarız. Evet, umarım çok fazla detaylarla sizi sıkmamışızdır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Eğer ki Gizem'in de söylediği gibi hangi tarzda videolar, yani hangi konuyla ilgili videolar çekmemizi belirtmek isterseniz yorumlarda buluşalım. Instagram'dan da takip edelim. Evet, bu arada unutmadan. Instagram'da artık kullanıcı adımız, YouTube kullanıcı adımızla aynı. Şuraya da şu anda ekliyorum. Zaten altta yazıyor. Oradan da bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram'da çok büyüdük. Ama YouTube bizim için çok güzel bir olanak. Tekrar söylemiş olayım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.